Ağır hasta mahpus Mehmet Ali Çelebi serbest bırakılsın. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 604'ü ağır olmak üzere 1605 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisindeki kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar ısrarla hapishanelerde tutulmaya devam edilmektedir. Yeni infaz yasası düzenlemesinde de ne yazık ki hasta mahpusların büyük kısmı tahliye kapsamı dışında tutulmuş ve adeta bu mahpuslar ölüme terk edilmişlerdir. Bu düzenleme ile anayasal olarak güvence altına alınan eşitlik ilkesi ve bu ilkenin ihlaline bağlı olarak sağlık ve yaşam hakkı ihlal edilmekte ve tüm çabalara karşın hasta mahpusların yaşadığı ağır sorunlar devam etmektedir. 491. F oturmasında bu hafta 70 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Ali Çelebi'nin durumunu sizlerle paylaşacağız. 70 yaşındaki Mehmet Ali Çelebi, Bolu F tipi kapalı hapishanesinde tutulmaktayken tedavi amacıyla geçici olarak Sincan 3 nolu L tipi kapalı hapishanesine gönderilmiştir. Kronik böbrek yetmezliği, kan kanseri, yüksek tansiyon hastası olan, mide kanaması ve felç geçiren, işitme ve görme kaybı, denge sorunları, hafıza kaybı yaşayan, haftada 3 defa diyalize giren ve kan kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Çelebi, tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda olmasına rağmen infaz ertelemesi taleplerine halen olumlu yanıt verilmemiştir. Hapishanede tutulduğu her gün Çelebi'yi ölüme yaklaştırmaktadır. Çelebi 18 Mayıs tarihinde Bolu F tipi kapalı hapishanesinden gönderdiği sağlık raporları ekli mektubunda Mart ayının ilk haftasında mide ağrılarım dolayısıyla cezaevi idaresine dilekçe yazarak doktora çıkmak istedim. Ancak uzun süre bu talebim yerine getirilmedi. Mart ayının ilerleyen günlerinden birinde akşam ağzımdan kan gelmeye başladı ve ardından kusmalar başladı. Kusarken de kan gelmeye devam etti. İdareye haber verdim. Memurlar acil servisi çağırdı. İğne yapıp odama geri gönderdiler. Bir iki gün sonra yine aynı rahatsızlığı yaşadım. Ve yine acil servis çağrıldı ve aynı tedavi uygulandı. Üçüncü seferinde ağrılarım daha da artmıştı. Çağrılan acil servis doktoru yaşlı olduğumu, başka hastalıklarımın da bulunduğunu, hastaneye götürülmem gerektiğini belirterek sevk kağıdı yazdı ve sevk kağıdı kurum doktoruna gönderildi. Sevkim yapılmadan önce ağzımdan yine kan gelince yine acil servis çağrıldı ve acil servis beni hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiğim söylendi. Ayrıca böbreklerimin iflas etmiş olmasından ötürü de haftada 3 gün diyalize girmekteyim. Denge problemi yaşadığım için tek başına bu yerlere gidip gelmekte zorlanmaktayım. Kendimi sürekli yorgun hissediyorum. Hastalıklarımdan kaynaklı olarak zamanımın çoğunu yatağımda geçirmek zorunda kalıyorum. Önceden yakın görme sorunu yaşıyordum. Şimdi hem uzağı hem yakını görmekte zorlanıyorum. Sesleri duymakta zorlanıyorum. Algılamada, düşünmede, hatırlamada güçlükler yaşıyorum. İhtiyaçlarımı karşılamakta zorlandığım için bir arkadaşı refakat için benim yanıma koydular demiştir. Çelebi durumu daha da ağırlaştığı için Temmuz başında Sincan 3 nolu L tipi kapalı hapishanesine sevk edilmiştir. 9 Temmuz 2021 tarihinde avukat ile yaptığı görüşmede mevcut hastalıklarına ilaveten yüksek tansiyon hastası olduğunu, yakın zamanda felç geçirdiğini, gözlerinin görmediğini, temel ihtiyaçları için dilekçe yazması gerektiğinde dilekçe dahi yazamadığını, yürümekte zorluk çektiğini belirttikten sonra Ankara Dış Kapı Hastanesi'ne götürüldüğünü, burada halinde belinden kan alındığını ve kendisine kanser olabileceğini söylendiğini, biyopsi sonucunun daha gelmediğini ifade etmiştir. Görüşme sonrasında avukatı, tek başına tutulan Çelebi'nin
kişisel bakımını tek başına yapmasının kesinlikle mümkün olmadığını, felçten kaynaklı sağ gözünü hiç kapatamadığını, ayrıca konuşmakta güçlük çektiğini bildirmiştir. Mehmet Ali Çelebi, ailesiyle yapmış olduğu son telefon görüşmesinde kendisine kan kanseri teşhisi konulduğunu ifade etmiştir. Vasisinin cezaevi reviri ile yapmış olduğu görüşmede de kanser olduğu ve kanserden kaynaklı olarak kemoterapi tedavisine başlandığını teyit edilmiştir. Yine vasisi tarafından talep edilen sağlık raporlarına ulaşmak mümkün olamamış ve avukat aracılığı ile raporlarına ulaşılmaya çalışılmaktadır. Derneğimiz ve avukatı tedavi maksadı ile infaz ertelemesi talep etmiş ancak bu taleplere halen yanıt verilmemiştir. Mehmet Ali Çelebi halihazırda haftada 3 gün diyalize girmesinin yanı sıra ayrıca kemoterapi almaktadır. Yüksek tansiyon, geçirmiş olduğu felç ve diğer pek çok hastalığı nedeniyle hapishanede yaşamını sürdürebilmesi imkansız hale gelmiştir. Kanser tedavisinin hapishanede yapılabilmesinin mümkün olmadığı bilinmektedir. Hapishanenin olumsuz koşulları, yeterli beslenme ve hijyen imkanlarından yoksunluk ve tek başına yaşamını devam ettiremeyecek halde olmasına rağmen hapishanede tutulmaya devam edilmesi Çelebi'nin yaşamını tehdit etmektedir. Mehmet Ali Çelebi hakkında acilen ceza infazının ertelenmesi kararı verilerek serbest bırakılması ve dışarıda daha sağlıklı koşullarda tedavisinin yapılması için gerekli adımların atılması sağlanmalıdır. İnsan hakları savunucuları olarak Mehmet Ali Çelebi'nin tedavi hakkına erişimi önündeki engellerin kaldırılmasını, tedavisi için gereken infaz ertelemesi kararının verilerek serbest bırakılmasını ve böylelikle sağlık ve yaşam hakkının korunmasını istiyor, hasta mahpusların sağlığa erişim hakkı önündeki engellerin kaldırılması için yetkilileri sorumluluğa, kamuoyunda duyarlılığa davet ediyoruz. Mehmet Ali Çelebi serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği, İstanbul Hapishane Komisyonu.